Bebekler hepinize selam. Bugün sizler için çok uzun süre aradan sonra yeni bir vlog çekiyorum. O yüzden aşırı 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 heyecanlıyım. Bugün hepimizin sevdiği bir şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Berk? Bugün herkes... Berk hiçbir şey demedim. Bugün herkes okey. Söylediğin iyi oldu bugün dolgu herkes. Sevgili herkes diye. Ben bugün dolgu yaptırmaya gidiyorum. Daha önce sizle birlikte gözaltı ışık dolgusu yaptırmıştık ama bunun üstünden bir yıl geçti. Bugün gözaltı ışık dolgusu yaptıracağız, çene dolgusu yaptıracağız, belki jawline yaptıracağım çok azıcık, elmacık dolgusu yaptıracağız, dudak dolgusu yaptıracağız. Dolması gereken her yerde olacak, artık dolgusuz insan kalmayacak. Dünyayı yapay güzellik kurtaracak. ne alaka. Neyse, benim daha önce burnumu yapan, işte gözaltı ışık dolgumu yapan, çene dolgumu yapan doktorum Güray Hoca artık Nişantaşı'ndan yeni bir şube açmış. Bunun için çok mutluyum çünkü karşıya gitmek artık benim için bir zulüm. Çok zor yani, o köprüyü geçmek falan çok üşeniyorum. Zaten uyku düzenim saçma sapan bir şeyler. O yüzden Nişantaşı'nı açtı, çok iyi oldu. Biraz sonra çıkacağım ve onun yanına gideceğim. Hatta Samet'le birlikte gidiyoruz çünkü Samet daha önceki çene dolgumu sevmişti ama daha aşağıya doğru olmasını falan istemişti. Bir de ben Samet'e estetik konusunda çok güveniyorum. İyi ki öyle bir arkadaşım var yani estetik yaptırırken danışabileceğim, görüşebileceğim. Samet'le gideceğiz. Samet de bir Güray Hoca'yla konuşsun. O da bir baksın şuraya ne kadar yapalım, elmacığa ne yapalım, işte buruna mı, buruna bir şey yapmayacağız kız. İşte dudağı nereye ne yapalım, çünkü ben dudaklarım daha şu kısmı var ya, bakın şu kısmını daha perdeli şöyle. Böyle istiyorum. Ve Güray Hoca da doğal yapmayı bayılıyor. Bayılıyor adam, doğal güzellik için yaşıyor yani. Ama hayatım, ben doğal güzel olabilecek bir insan değilim yani. Evet, teşekkür ederim, doğal görüntüyle de güzelim ama ben doğal güzellikten hoşlanmıyorum. Ben yapaylı seviyorum, ben yapaylı köpeği oldum. Siz de zaten daha önce Güray Hoca ile çektiğim videolarda Güray Hoca'ya bayılmışsınız. Ay Arda'cığım ne güzel, iyi bir doktor, fazla yapmıyor, şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor. Tabii ki de çok başarılı, çok tatlı bir doktor. Zaten iyi olmasa ben gitmezdim ama ben yapay güzellikten hoşlanıyorum. O yüzden böyle şurada böyle net bir dolgu olsun, bir yıkılsın, yaşansın. Haksız mıyım Çiğdem? Çok. Ay bizim ekibin niye hepsinin bugün beyni donuk? Berk'e bir şey diyorum, Berk'in sesi çıkmıyor, Çiğdem'e bir şey diyorum. Bana da yaptı. Tabii canım, bak şimdi kafası geldi diye. Ay bakın çok heyecanlıyım. Daha önce hiç dudak dolgusu yaptırmadım. Aslında en çok dudağı merak ediyorum. Çünkü daha önce çene dolgusu yaptırdım, gözaltı ışık dolgusu yaptırdım ve benim dudaklarım hep dolgu sanılıyor. Ama size yemin ederim ilk defa yaptıracağım. O yüzden acıyacak mı, acımayacak mı hiç bilmiyorum. Çünkü bazı insanlar diyor ki çok acıyor, ölüyoruz, gebeliyoruz, beynime kan gitmiyor. Abartma seviyem yani. Bazıları ise hiç acımıyor, gayet güzel, iyi ki yaptırdım diyor. Benim şu zamana kadar yüzüme yaptırdım işte çene dolgum, gözaltı ışık dolgum, koltuk altı dolgum falan hiç acımadı. Hatta geçen de botoks yaptırdım. O da hiç acımadı ama burası acıyacak mı bilmiyorum, merak ediyorum. Ay inşallah acımaz, acımamalı. Ya ben böyle şeyi çok seviyorum, acıya da katlanılır artık da yani acımasın lütfen, rica ediyorum. Siz de zaten görüyor olacaksınız. Ay ben çok sevdim gerçekten. Eline koluna yüreğine sağlık. Muhteşem mimarınız, kimse numarasını istiyorum. Samet, arkadaşımın yüzü gözükmüyor. Arkadaşıma zorla maske taktılar. Arkadaşımı göremiyorum. Aşkım bir şey söyleyeceğim. İlk dudak dolgunda acıdı mı? Yok canım. Hiçbir dolgum acımadı. Ya benim de. Ay şu an çok kötü uyuşuyor. Dudak dolgum. Öyle davranmış. Samet öyle. Ya, öyle. Ay Samet asla dudağımda dolgu olmadığına inanmıyor yani. Ne? Kaçıncı kez dolgu? Kız krem sürerken Arda da biliyor dudağında hiçbir işlem yapıldığında acımıyor. Aşkım dudağıma yaptık mı? Sevgili yaptık. Hayır hayır, yalan söyle. Ben daha önce Güray Hoca'ya gözaltı ışık dolgusu, çene dolgusu, koltuk altı botoksu yaptırdım. Ve Vanity'de hiç acımadığı için hiçbir yere krem sürmüyorlar. Meltem hemşire arkadaşımız, Meltem de dedi ki Arda biliyor zaten bizim sistemimizi, biz sürmüyoruz. Ama orada kastettiği genel bir şey, dudak için değildi. Şu an dudağıma sürüldü. Yağmur dudağımı hissetmiyorum. Evet. Bak al, ben sen gelmeden önce yaptırdım da oldu. 5 dakikada diye. Bu arada hepiniz Yağmur'u biliyorsunuz. Yağmur benim neredeyse Güray Hoca ile ilgili olan tüm vloglarımda var. En son Yağmur'la bir hastanın odasına girip burun esteti hakkında falan konuştuk yani. Ay çok heyecanlıyım. Ay, bu arada burası çok güzel olmuş. Nişantaşı'ndaki yerleri çok güzel olmuş. Benim sevdiğim tüm ekip de buraya taşınmış ve konuşmakta çok zorlanıyorum. Ve konuşurken mimim gidiyor böyle. Birazcık şişecek şimdi dudağım. Fark ettim. Fark ettim, dudağım şişiyor. Aa. Ağlar mıyım, ağlamam diye. Kızlar peki siz yaptırdınız mı daha önce dudak dolgusu? Ben yaptırmadım. Canım benim doğal. Benim doğal diye.
Kardelen sen? Bir Yağmur senle ben. Aynen aşkım. Yağmur aynı zamanda Gürevce sen ne yaptırmıştın? Meme küçültme yaptırdım Gürevce'ye. Dudak dolgularımın hepsini Gürevce'ye yaptırdım. Ay konuşamıyorum, acı çekiyorum konuşurken. Dudaklarımı hissetmiyorum yemin ederim. Samet. Ben hiç sürmediğim için bilmiyorum. Hissetmiyorum dudağımı. Yani dişlerimle konuşuyor gibiyim. Ay çok heyecanlı, hadi bakalım diye. Ay tamam hadi bakalım, ben birazcık kızlarla sohbet edeyim. Dudağım uyuşuyor, içeri geçtiğimde size çekeceğim zaten. Ay benim için implantlar getirmiş hocam, hemen taktırıyoruz gelmişken diye. Bir şey söyleyeceğim, ben şu an çok zor konuşuyorum ama içerisi o kadar güzel olmuş ki. Yani tebrik ederim, bayıldım. Bayıldım. Aa burası da böyle. Ay burası da çok güzel. Peki hocam mesela ben sizin burada bir oda istesem diye. Yağmur öyle bir şansımız yok mu? Vallahi hayatım, bunu ben seninle birazdan. Tamam lütfen bunu yapın çünkü. Yani evet Vanity hastane, orası da çok güzel ama burası özel bir klinik haline gelmiş. Normalde Güray Hoca'nın Beşiktaş'ta vardı. Fulya'da vardı. Orayı kapatıp buraya açmış. Ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Hani şu anda olguyu molguyu geçtim. Ben içerinin mimarisi hakkında konuşuyorum. Hocam şimdi bugün ne yapıyoruz? Samet ben niye getirdim? Samet bugün konu manken ama bence Samet'in estetik özü yani çok yüksek. Bence keşke arkadaşım bir estetik doktor olsaydı. Ben Samet'in güzellik anlayışına çok güveniyorum ve dudaklarımı Samet'inki gibi perdeli istiyorum. Çünkü benim şu dudağımın yanları yok. Şu an böyle çok komik konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Çünkü dudaklarım çok büyüdü. Hani böyle kalsa okey yani. Şişti. Şu yanları yok benim dudaklarımın. Yanlarını böyle perde istiyorum. Gözaltı ışık dolgusu yapmıştık geçen yıl. O gitti. Onu istiyorum. Çok azıcık hafif daha feminenleşsin diye. Çok hafif bir çene dolgusu ve elmacık dolgusu istiyorum. Siz ne diyorsunuz? Tamam. Ya bunların içerisinde ışık dolgusu ve çene ucunu zaten etkisini biliyorsun. Bunlar evet, daha önce yapmıştık. Onun için onları tekrar edeceğiz. Orada yeni bir şey yok. Dudağınla ilgili Samet'in dudakları da birazcık ağzının yanlara doğru uzatacak şekilde. Enli. Enli. Seninkiler de öyle olacaklar. Evet. Yapabiliriz, o sorun değil. Elmacık kemiği dolgusu birazcık yüzünün hatlarını, çizgilerini değiştiren bir dolgu. Peki mesela netleşecek mi? Yüzüm daha mı net olacak? Birazcık daha köşeli hale gelecek aslında yüzün. Bir lift yapıcı falan. Evet. Birazcık daha özellikle çapraz açılarda daha yüksek evet gözükecek. Zaten evet yaptıktan sonra da bakarız eğer başka bir şey, ekstra bir şey ihtiyaç duyarsak onu da yaparız. Yani dolduracağımız her yeri dolduruyoruz. Muhteşem. Süper. Tamam o zaman yapabiliriz zaten. Yok olmuyorum hocam, biz kaç kere yaptık. Aşk olsun hocam, hocam ilk defa gelmiyorum. Şimdi dudak mı? Yok öncezik şey, elmacık. Elmacık, ay elmacık ilk defa yaptırıyorum bu arada. Peki elmacık acıyor mu hocam? Hayır hayır, çene gibi. Tabii. Çene gibi, ay. Aşkım, gözaltı ve dudak, ay dudak ne kız? Gözaltı ve çene bitti, elmacığa geçtik. Elmacı da ilk kez yaptıracağım. Bu da acıyor mu acımıyor mu bilmiyorum. Şimdi biz şuraya elmacık dolgusu yaptık. Bu tarafa yapmadık ve çapraz açıdan fark çok belli oluyormuş. Tabii şu an belki belli olmayabilir çünkü daha yeni yaptık. Genelde dolgular birkaç gün sonra oturuyor ama yine de siz yapılırken de görün isterim hiç acılı olmadığını. Ben en çok dudakta korkuyorum. Elmacıklarım bitti. Sen de bana sen... Sen söyledin ya. Sonra geldik en korkulu yere. Heyecan mı var, korku mu var? Aşkım şöyle korku var. Mesela bizim iş yerinde Seda falan da yaptır ya. Seda diyor ki öldürseler diyor bir daha yaptırmam. Çünkü çok acımış. Ama sen hani su içer gibi dudak dolgusu yaptırıyorsun. Zaten benle kıyaslamayın. Bana, beni kıyaslayarak gitti. Lipo oldu. 4 ayda iyileşmedi. Ve de ikinci gün Antalya'da tazikledim. Hayır tamam da yani. Şimdi seninle kıyaslamıyorum ama mesela bazı insanlar hiç acı yok diyor. Bazıları ise öldük geberdik. O yüzden korkum var bilmiyorum. Mesela buralarında hiç yok yani. Canlı şahit sizsiniz. Sizle birlikte. O daha yumuşak bir doku ve daha çok sinirler ve kanser olduğu için dudakta. O belki insanlarla ilgili. Çünkü dudak çok hareket ettirdi mi ümit oldun. Peki kanserin çok çalıştığı bir yer. Sinirler de çok var. Biz korkutmaya çalışıyoruz. Hayatım bak sen gelmeden 5 dakika önce ben yaptırdım. Hiçbir sıkıntım yok. Ya. Bak aha gör.
Gördüm dudağını. Mis gibi her şey yani. Korkma sen ne acılar çektin. Tabii canım çok benim sırtımda yer yapmayan ne acısı. Hadi bakalım abi yine deme takalım başlıyoruz. Üstte yine küçücük de olsa böyle hani bir küçük bir sinek ısırığı var. Altta hiçbir şey yok. Yemin ederim hiçbir şey yok. Şu an sizle birlikte yüzümün son halini ilk kez gördüm. Evet anlık storyler çektim ama artık bir süre sonra bıraktım. Dudaklarım hala uyuşuk ve... Ay bir şey söyleyeceğim. Ben doğduğum gün yaptırmalıymışım dudak doğrusunu. Hocam ya, hocam. Çok güzel oldu. Elinizi... Ay Samet çenem bile. Tabii canım, ben çeneni izliyorum şu an. Evet. Çok güzel oldu. Peki şimdi ne yapalım? Bence samimi bir şey söyleyeyim. Lütfen. Hala doğallıktan çok uzaklaşmadık yani. Bence öyle çok abartı bir şeyler yaptık. Evet. Ama yani bence çok yeterli. Ben yine kendimle çelişmedim. Hala yapmaya devam dudağında birazcık fazla evet üst dudağında. Biz şimdi çıktık eve gidiyoruz. Ben yaptırmam gereken her dolguyu yaptırdım. Tabii ama canım, birkaç gün oturacak. Çok güzel oldu. Umarım sizin için de yararlı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.